Batman burada TV ekranlarından merhaba değerli izleyenler. Türkiye'deki siyasi gündem artık seçime kilitlendi. Hem yerelde hem genelde büyük bir heyecan var. Çünkü seçime sayılı günler kaldı. Siyasi parti liderleri gibi yerelde de siyasi parti adayları tabii ki seçim çalışmalarını devam ettiriyor. Bizler de Batman gündemini, Batman'daki adayları sizlere buluşturmaya devam ediyoruz. Siyasi partilerin tamamına kapı açtığımızı bizi takip edenler de görüyor. Bugün yine yanımızda Yenilik Partisi'nden bir adayımız var. Yenilik Partisi Batman 1. sıra milletvekili adayı Sayın Sevda Eren Turan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet Bey. Evet, Yenilik Partisi dedik. Adı gibi aslında parti de yeni. Öztürk Yılmaz'ın genel başkanlığını yaptığı bir parti. Öztürk Yılmaz Musul Konsolosluğu'ndaki rehine operasyonundan ya da rehine durumundan da hatırlanıyor. Kendisi de aslında Batman'a sık sık gelen birisi. Biz Yenilik Partisi'nin hem Batman'daki çalışmalarını hem Türkiye genelindeki çalışmalarını da yine Sevda Hanım'dan öğreneceğiz. Ama önce bir Sevda Hanım'ı tanıyalım. Tekrardan merhabalar. Öncelikle Batman Burada ekibine ve sizin şahsınıza teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Kendimizi bu şekilde ifade edebileceğimiz, insanlarımıza anlatabileceğimiz bir platform oluşturmuşsunuz. Bu çok güzel bir platform. Sürçülisan edersek affola. Biz de insanız. Güzel bir program yapıp kendimizi insanlarımıza anlatmak niyetimiz. Başlıyorum. Sevda Eren Turan kimdir? Batman doğumluyum. Batman evladıyım. Doğma büyüme bu yaşıma kadar. İlk orta ve lise öğrenimimi Batman'da tamamladım. Onun sonrasında Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik bölümünden lisans derecesinde mezun oldum. Sonrasında Batman Üniversitesi Optisyenlik bölümü tamamladım. Sonra Siirt Üniversitesi'nde pedagojik formasyon eğitimi aldım. Hayatı böyle eğitimlerle giden, sürekli kendini geliştirmeye çalışan bir kadın olarak. Güzel. Son olarak bitirdiğim bölümlerin mesleklerini icra etmektense kendi işini kurmayı tercih eden, lojistik alanında kendi işini kuran bir iş kadınıyım diyebilirim. Şu an hamilelik nedeniyle işime ara verdim ama işim arka planda devam ediyor. Kendi işini kuran bir iş kadınıyım. Kadınlarımız için özellikle buradayım. Ve onlar için, özellikle onlar için elimden geleni yapmaya hazırım partimle birlikte. Tam siz bunları söylerken aklıma takıldı. Neden peki siyaseti seçtiniz? Siyaseti neden seçtim? Çoğu kişi bana bu soruyu yöneltiyor ve akabinde neden Yenilik Partisi diye soruyorlar. Şimdiye kadar, ben bu yaşıma kadar siyasetin sesiyle hiç bağlantısı olmayan bir insandım. Her zaman da uzak durduğum bir olguydu siyaset. Bundan 1,5 sene önce Yenilik Partisi ile tanıştım. Öztürk Bey'i yakinen tanıma şansı elde ettim. Eşini hakeza aynı şekilde. Babam da zaten Yenilik Partisi Egemenlik Meclisi üyesi MYK'da. Kendisini özellikle tanıdım. Diğer partilerin genel başkanına nazaran Öztürk Bey'in çok donanımlı olduğunu ve amacının, idealinin, hedefinin tamamen Türkiye halkına hizmet etmek olduğunu gördüm. Ve bu donanımla, bu donanıma sahip başkanların bizim başımızda olması gerektiğine inandım. Dürüstlüğünü gördüm. Bu dürüstlüğün çatısı altında ben de dürüst bir şekilde hizmet etmek istedim. Böyle bir Yenilik Partisi siyasi hayatı başladı. Az çok değindiniz ama Yenilik Partisi, hani yeni bir parti, herhalde teşkilatlanmalarını da tamamladı zaten seçime girebildiğine göre. Evet. Biraz partinizden bahseder misiniz? Mesela partinizin amacı, kuruluş amacı, fikirleri, yani insanlara partinizi anlatırken neler söylüyorsunuz? İnsanları nasıl ikna ediyorsunuz? Şimdi partimizi anlatırken söylediğimiz ilk cümle, biz hiç kimseyi ayrıştırmıyoruz. Yenilik Partisi oldukça kozmopolit, herkesi kucaklayan, herkesi seven, herkesi bağrında hisseden bir parti ve bizim önceliğimiz ayrıştırmadan yüreğinde vatan sevgisi, insan sevgisi olan herkesle aynı çatı altında buluşmak. Diğer partilere baktığımızda her partinin ya bir etnik kökene hitabı vardır, ya bir dini değere mensup bir hitabı vardır. Ya oradaysanız yok dinsizsiniz, buradaysanız yok Atatürk'ü sevmiyorsunuz, şuradaysanız o siz deccalsiniz falan. Böyle ayrıştırmalardan uzak bir şekilde temiz bir siyaset, dürüst bir siyasetin içinde olmak için Yenilik Partisi bu şekilde, bu hedeflerle kuruldu. Herhangi bir ittifakla siz de hani parti içerisinde son birinci sıra adayısınız.
Herhangi bir ittifakla görüşmeler oldu mu? Siz mi ittifaka başvurmadınız parti olarak ya da ittifaklar mı sizi kabul etmedi? Bize ittifaklardan talepler geldi ama biz değerlendirmedik çünkü bağımsız şekilde az önce de belirttiğim gibi ayrıştırma olmadan sadece vatan sevgisi olan insanlarla beraber temiz kendi halkımızla yürümek istedik. O ayrıştırmadan biraz aslında uzak durmak istedik. Bağımsız bir şekilde yürümek istedik. Evet. Batman için projelerinize geçelim olmazsa. Çünkü siyaset demek aslında proje üretmek demek. Halkın da beklentisi bu yönde. Özellikle Batman gibi sorunları büyük olan bir şehir. Ekonomik sorunları, çok. Havası yani sorunlarla aslında diz boyu çamurdayız desek herhalde abartmamış oluruz. Batman'la ilgili özellikle projeleriniz nelerdir? Ona ek olarak da sonra partinizin Türkiye genelindeki projelerine de kısaca değineceğiz. Öncelikle Batman'dan başlayayım. Evet. Hani az önce dediniz ya çamurdayız desek yeridir. İşte Batman o çamurdaki inci diyebiliriz. Jeopolitik konumu, bölgedeki transit nokta oluşu, son zamanlarda tekstilin yükselişi, petrolün zaten Batman'daki yeri yadsınamaz, Türkiye'deki değeri yadsınamaz. Batman için öncelikle hani tekstil yükselişte olduğu için bir tekstil kent projemiz mevcut. Evet. Onun sonrasında 2 adet organize sanayi bölgesi projemiz de hazırda. Bunlar için çalışmalar yapacağız. Tabii Batman'ı sadece tekstil ve petrolle sınırlamak imkansız. Çünkü az önce de belirttiğim gibi Batman çamurdaki inci, denizdeki inci transit nokta oluşunu, bölgedeki jeopolitik konumunu çok iyi değerlendirebiliriz. Bunlar için de projelerimiz var. Henüz bunlar masa aşamasında diyebiliriz. Evet. Ve Batman'ın tarıma elverişli toprakları, iklimden kaynaklı avantajlarını da kullanarak çok farklı sektörlerde, farklı projelerde üretme çabasında olacağız. Ama ilk etapta tekstil kent ve 2 adet OSGB olacak yani, Allah'ın izniyle. Aslında baktığımızda Batman dediğiniz gibi jeopolitik konumu mesela komşularımıza baktığında hepsine yakınız bölgede bir cazibe merkezi bize gelmesi de tabii ki. Tabii yani şu an bizim mesela... Sizin de şehir dışından Batman'a getirdiğiniz gelen misafirleriniz çok oluyordur. Benim Batman'a gelen misafirlerimin hepsi bana şunu diyorlar. Batman'ın halkı, Batman'ın yeri çok başka. Hani Güneydoğu denildiğinde belli bir sınırlar çiziliyor, ön yargılar oluyor zihinde. Ama Batman o ön yargıların dışında. Çok cazibesi çok başka bir şehir. Ve onu elimizden geldiğince... kullanıp avantajlı bir şekilde Batman'ın lehine çevirip buradaki insanlarımızın refah seviyesini yükseltme çabasında olacağız. Yani Batman'da potansiyel olarak neler yapılabilir mesela iş alanında dediniz yani jeopolitik konumda göz önünde bulundurarak yine var olan genç nüfusu göz önünde bulundurarak. Batman'da zaten eğitimli genç nüfus oranı çok fazla. Eğitim aldıkları alanlarda Batman'da büyük atılımlar yapılabilir. Şu an tekstil kent 2 tane OSGB ve onun sonrasında bizim aklımızda olan 3. sırada olan tıp fakültesi. Çünkü hakikaten Batman'ın bir tıp fakültesine ihtiyacı var. Buna yönelik bilimsel adımlarda, teknolojik adımlarda ilerlemesi gerekiyor. Yani şöyle diyelim, Batman'da 100 tane dikiş nakış kursu olmasına gerek yok. 20 tane, 30 tane dikiş nakış kursu olsun ama bir 10 tane, 20 tane de teknolojiyle bağlantılı kurslar olsun, etkinlikler olsun, gençlerin kendilerini bu alanda yetiştirecekleri merkezler olsun. Hani bir dikiş nakış kursundan sonra bir hanımefendi veya beyefendiler de kursa gidebilir. Bir üründen 100 TL elde ederlerse, örnek veriyorum. Teknolojik anlamda bir çalışma yapıldığında bir projeden 10.000 TL gelir elde edilebilir. Bu evet. Kişilerin bireysel bütçelerine katkı sağladığı gibi tabii ki Batman'ın kendi potansiyeline de, maddi potansiyeline, ekonomik kültürüne de katkı sağlayacak ve akabinde ülkenin kendi ekonomik kültürüne de katkı sağlayacak. Hani bu şekilde daha çok böyle getirisi yüksek alanlara yoğunlaşmayı düşünüyoruz. Evet. Peki seçim çalışmalarınızı hangi bir ivalde götürüyorsunuz? Köy, ilçe gezileriniz oldu mu ya da sadece merkeze mi çalışıyorsunuz? Koordineniz nasıl sahayla? Gittiğiniz insanlar, görüştüğünüz insanların partinize karşı tavrı, size karşı tavrı nasıl? Şöyle, Yenilik Partisi dediğimizde iyilik partisi mi diye bir dönüş alıyoruz.
İyi Parti ile karıştırılıyoruz belki ama yeniliğin altında iyiliği görmeleri bizi memnun ediyor. Şahsen beni memnun ediyor. Şimdiye kadar ilçelerde çalışmalarımız oldu. Broşürlerimizi dağıtıp kendimizi tanıttık, tanıtma imkanı bulduk. Biz zaten daha öncesinde de mesela geçen sene Anneler Günü'nde, Babalar Günü'nde sahaya çıkıp Anneler Günü'nde mesela Beşir ilçemizde annelerimize çiçek dağıtmıştık. Karanfil miydi, orkide miydi, öyle bir şeydi. Çiçek dağıtmıştık. Çoğu kadınımızdan "Ay, ben hayatımda ilk defa sizden çiçek aldım" cevabı geldi. Hem üzüldük hem sevindik. Hem onların o ilkini, onlara o yeniliği onlara sunabilmiş olmaktan ötürü kıvanç duyduk. Hem de onların o yaşlarına kadar bir çiçek alacak değerde görünmemelerine bir parça üzüldük. Onun sonrasında Babalar Günü'nde diploma hazırlamıştık. Babalara baba diploma diye kendimizi o şekilde tanıtmıştık. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Zaten adı da yenilik olduğu için ve insanları da hakikaten somut olarak bir yeniliğe muhtaç, aç oldukları için, o beklentide oldukları için yenilik deyince böyle gözler bir ışıldıyor. Merkezde çok güzel tepkiler alıyoruz, ilçelerde güzel tepkiler alıyoruz. Tabii bunun yanında dezavantajlı durumlarımız da olabiliyor. Örnek veriyorum, seçim ofisimizin önüne astığımız büyük bir afişimiz vardı. Evet. Onu 2 gün sonra kimliği belirsiz arkadaşlar alıp götürmüşler. Tabii bu yani öylesine bir insan onu oradan alıp götürmez. Oradaki o afişten rahatsız olan veya bir şeyler başarabileceğimizi gören ve o başarıdan korkan insanların yapacağı bir iştir diye düşünüyoruz. Orada bir emek var. Onun sonrasında mesela bizim Diyarbakır Caddesi'nde reklam billboardlar vardı, camlı reklamlar. 1 Mayıs ile 13 Mayıs arası o reklamların orada olması için anlaşma yaptık belediyeyle ve ücreti peşinden alındı, ödendi, reklamlar girdi. Birkaç gün sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, zaten bugün 10 Mayıs burada, burada kendisi, o gelecek diye bizim reklam afişlerimiz kaldırılmış. Recep Tayyip Erdoğan'ın reklam afişleri bütün camlı reklam panolarına asılmış. Şimdi orada bir emek var. Oradaki o reklam afişini orada konulmasının aşamasına kadar biz çok emek vermişiz. Hak ve da var, sadece hak emek da var. Ben o reklam afişlerinin oraya konulması için ben olayım, eşim olayım, aile bireylerim olsun destekleriyle karnımdaki çocuğumun rızkını o reklam afişine katıp o reklamı orada tutmaya çalışmışım. Şimdi bu kadar hak, hukuk, adalet, biz Müslümanız, biz insanız, biz insanlığı biliriz deyip böyle bir şey yapılması haksız rekabet doğuruyor. Devletin tüm imkanlarına faydalanan parti ile reklam afişleri, ücreti ödenen reklam afişlerine bile bir ambargo uygulanan parti, haksız bir rekabet ama her zaman rekabetin içinde olacağız. Elimizden geleni de yapıyoruz partimizi tanıtmak için. Bunu da böyle ufak bir nüans olarak belirtmek istedim. Genel Başkan geçtiğimiz günlerde de Batman'daydı. Daha önce yine Batman'a geldiğinde ulusal basında bayağı yer aldığı bir anı da vardı. O anı da sosyal medyaya da düşmüştü. Ulusal basında da yer almıştık. Bu konuyla ilgili kendisiyle hiç görüşebildiniz mi? Tabii. Neler söylüyordu bununla ilgili özellikle? Zaten ilk başlangıçta da belirttiğim gibi Öztürk Bey hakikaten dürüst ve ulaşılabilir bir başkan. Egodan tamamen arınmış bir başkan. Bu konuyu da kendisiyle görüştük. Bu konuya zaten biz kendimiz orada birebir şahit olduk. Siz de oradaydınız. Evet, sosyal medyaya yansıyan kısım daha çok vatandaşımızın konuştuğu, anlattığı kısımdı. Hı hı. Tabii onun devamı da vardı. Vatandaşlarımıza onun devamını izlemelerini tavsiye ederim. Orada Öztürk Bey'in yaklaşımını, hitabını, cümlelerini duyduklarında çok daha hoşnut olacaklardır. Ufak bir belirtmek istiyorum. Orada Öztürk Bey vatandaşımızla ılımlı bir şekilde diyaloğunu devam ettirdi, ılımlı bir şekilde yaklaştı. Hak verdiği noktalar oldu. Şurada haklısın kardeşim, şöyle kardeşim şeklinde, ki bu bir genel başkanın kolay kolay takınamayacağı ılımlı bir tavır. Ama evet, bizim genel başkanımız dediğim gibi her yerden, her yöreden kozmopolit olarak her yere açık olduğu için o vatandaşımızı da saygıyla dinledi. Sonrasında kendisine bir teklifte de bulunuldu. Hani isterseniz bu
burayı kısa kırpabiliriz. Bu konuşmayı yayınlamayabiliriz. Ama Öztürk Bey hayır dedi. Benim vatandaşım benimle her konuyu konuşabilir ve ben vatandaşımın benimle her konuyu konuşmasına açık bir başkanım, genel başkanım. Biz de her konuyu konuşabilecek bir partiyiz. Yayınlayabilirsin, hiç sıkıntı yok. İnsanlar beni eleştirebilir, vatandaşımızı eleştirebilir, hiç sıkıntı yok dedi. Akabinde yayınlanmasına izin verdi. Bu bence bir genel başkan için çok büyük bir adım. Yani eleştiriden korkmayan. O sosyal medyaya düşen bölümle ilgili en son Batman'a geldiğinde en onun etkisinde kalmadı, tereddüt yaşamadı. Yok. Yine. Yok, hiç. Esnafı. Hiç yaşamadı. Esnafı zaten geçen salı genel başkanımız buradaydı. Kendisiyle de şöyle bir Batman turu yaptık. Esnaf gezilerimiz, ziyaretlerimiz gerçekleşti. Çok güzel olumlu tepkiler alıyor. İnsanlar ona sarılıyor. Özellikle bizim Batmanlı hani beyaz tülbentli annelerimiz oluyor. Onları çok seviyor Öztürk Bey ve eşi Özay Hanım. Buraya her geldiklerinde özellikle o annelerimizle kucaklaşmaktan çok memnunum ve en son salı günü başkanımız geldiğinde de hiç tereddüt yaşamadı. Çünkü Batman'a ayrı bir ilgisi var başkanımızın. O da tabiri caizse az önce dediğimiz gibi Batman bir inci dedik ya, o da o inci olduğunun farkında ve Batman halkının refah seviyesinin yükseltilmesinin gerektiğinin farkında. Burası için çok fazla çalışmalar yapma çabasında. Biz de milletvekili seçilirsek zaten hani tabii bir öncelikle Batman'ın sonra ülkenin sorunlarına değineceğiz. Batman için çok farklı şeyler düşünüyoruz parti olarak. Batman, özellikle Öztürk Bey. Batman'a ilgisini nasıl açıklayabiliriz? Hani Batman'da kendi partisine yönelik bir potansiyel mi gördü ya da sizin bu konudaki düşünceniz, partinizin potansiyeli nasıl? Batman'da partimizin potansiyeli iyi. Çünkü dediğim gibi herkes yeniliğe aç olduğu için herkes de mevcut muhalefetten de iktidardan da herkes çok sıkıldı. 20 yıldır hep aynı yüzler ve artık yaşlandılar. Artık onların bir kenara çekilmesi lazım. Siyasetin biraz gençleşmesi, heyecanlanması, bir ruh bulması lazım. Öztürk Bey Batman'la ilgili niye bu kadar ilgili? Güneydoğu'daki konumu çok iyi. Batman'ın kendini geliştirme potansiyeli yüksek ve insanların düşünce yapısı klasik Güneydoğu halkı. Hani vardır böyle, Güneydoğu halkı denildiğinde insanların aklında bir fikir oluşuyor. O ön yargılar oluşuyor. Batman halkı yeniliğe çok açık. Zihniyet, ufuklar çok yüksek, çok açık. Başka bir enerji var Batman'da ve Öztürk Bey o enerjiyi gördü, hissetti. Her zaman da söylüyor, Batman diyor benim için çok başka. Güneydoğu'da Batman benim için çok başka. Bir kadın olarak da şu andaki mevcut siyasetin diline baktığımızda aslında hiç olmadığı kadar belki gergin bir siyasi ortam yaşıyoruz. Türkiye tarihinde de belki en gergin seçimi yaşayacağız. Bir kadın olarak o siyaset dilini nasıl yorumluyorsunuz? Memnun musunuz bu siyaset dilinden? Vallahi memnun olabilmek yani imkansız gibi bir şey. Zaten bir kadın olarak siyasete atılmamızın da bir sebebi bu siyasete kadın eli değmeli. Hani herkes şöyle der, bir işe kadın eli değdiyse o iş her türlü güzelleşiyor. Siyasete de daha çok kadının eli değmesi lazım. Siyasette daha çok kadının bulunması lazım ki hakeza bizim partimizde kadın oranımız %60, yani erkeklerden daha fazla oranımız. Kadına verdiğimiz değer çok başka parti olarak. Şöyle ufak bir anımı anlatmak istiyorum. Siyasetin dilini söylediniz ya. Geçenlerde yolda yürüyordum. Başka bir partinin broşürünü dağıtan bir arkadaş bana uzattı. Dedi ki abla, işte bizim milletvekili adayımız şu birinci sıra oyunu bekliyoruz. Aldım broşürü gayet ılımlı bir şekilde. Kimmiş adayınız dedim. Halbuki biliyorum adayları, çok net biliyorum. Kimmiş adayınız dedim, işte şu 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 dedi. Peki dedim, ben de milletvekili adayım, Yenilik Partisi birinci sıra. Böyle gözü açıldı, nasıl yani abla dedi. Ben de milletvekili adayım Sevda Eren Turan dedim. He dedi, böyle durdu, ne diyeceğini bilemedi. Şimdi ne yapacağız dedim, nasıl oy vereceğiz. O zaman dedim sen bana oy ver, ben de size oy vereyim. Böyle gülüştük, tatlı bir siyaset. O da espri yaptı, ben de espri yaptım. Sonra dedim ki Allah sizin yolunuzu açık etsin. Allah, o da dedi ki Allah sizin de yolunuzu açık etsin. Hepimizin şu an ortak derdi Türkiye'nin bekası, Türkiye'nin ilerlemesi. Gerçekten hepimizin hedefi bu ve
Bunu böyle ılımlı bir dinle yapabiliriz. Birbirimize hakaret etmedik, sitem etmedik, gülüştük. Evet. Broşürünü aldım, cebime koydum, yere de atmadım. Broşürleri yere atan insanlarımız oluyor, o biraz kırıcı oluyor. Broşürünü aldım, cebime koydum, sonra okurum diye yanından uzaklaştım. O da memnun, ben de memnun. Çok da güzel siyaset de yaptık. O da anlattı, ben de anlattım. Siyaset dedi işte böyle olmalı. Böyle olması için çabalıyoruz. Elimizden geleni de yapacağız. Evet. Peki kadınlara ilgili özel bir projeniz var mı? Çünkü Batman'da da özellikle işsizlik oranında kadınlar da ne yazık ki nasibini alıyor. Onlarla ilgili özel projeleriniz olacak mı? Ben zaten bu işe ilk giriştiğimde Yenilik Partisi'nde Beşir İlçe Başkanı olarak başladım göreve. Yani Yenilik Partisi'nde öyle var oldum. İlk görevim oydu. Ve biz Beşir ilçesinde teşkilatımızı kurduğumuzda bütün teşkilatı kadınlardan oluşturdum. Kadınlardan oluşturdum. Bu bizim başarımız Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilkti. Zaten o zaman çok yankı uyandırdı bütün teşkilatın kadınlardan oluşması vesaire. Çok güzel tepkiler aldık, olumlu dönüşler aldık. Başka partilerin de böyle bir şey markajına girdik o başarıyla. Kadınlara ayrı bir çalışmalarımız olacak. Çünkü ben mesela az önce belirttiğim gibi 3 üniversite mezunu oldum. Sonrasında Türkiye'de bir şekilde mesleğimi icra edemedim. Ama neydi? Ailemin desteği, sevgili eşimin desteği. Bir şekilde destek bulup kendi işimi kurdum. Yine ayakları üzerinde duran güçlü bir kadın oldum. Her zaman böyleydi. Benim gibi şanslı olmayan kızlarımız var, kadınlarımız var. Onları bir şekilde görüp bulup el vermemiz, destek vermemiz gerekiyor. Ben feminizm demeyelim de feminizm biraz böyle uç bir boyut olur algı olarak. Kadınların pozitif ayrımcılıkla muamele görmesi gerektiğini inanıyorum ve bunu elimden geldiği kadar insanlarımıza aktaracağım. Zaten milletvekili olduğum zaman benim ilk hedefim kadınlar ve çocuklar olacak. Çünkü kadın ve çocuk evde huzurluysa, mutluysa o ev halkı da mutludur, o mahallede mutludur, o ülkede mutludur, o şehirde mutludur. Evet. Temel kilit orası bizim için. Aslında bir sorunun cevabını tam alamadık, şunu alamadık. Şimdi hiçbir ittifakta yer almıyorsunuz. Cumhurbaşkanı adayınız da yok. Şu anlık isim vermeyelim yani. İsim belli değil mi? Yani bu görüşmediniz mi ya da seçmenlerinizi serbest mi bıraktınız? Evet. Yasa kendi aranızda özel birisinden vereceksiniz de bizim haberimiz olmayacak. Sonrasında ona karar vereceğiz. Şu an sonrasında dediğimiz yani seçime bir gün kala bu yönde açıklama mı yapmayı düşünüyorsunuz? Yani öyle düşünüyorum. Parti olarak genel Aynen. başkanımız. Tabii biz partimiz olarak bir cumhurbaşkanı belirleyip onun sonrasında bu desteğimizi süreceğiz. Genel başkanımız seçime bir gün kala kararı açıklayacak. Yani. Biz de bir cumhurbaşkanını destekleyip hep birlikte parti tabanı olarak o cumhurbaşkanı için. Evet, çünkü önemli bir konu sonuçta cumhurbaşkanı. Evet. Kesinlikle. Ve seçmenlerinizin de şu anda bundan haberi yok. Seçmenleriniz de yine genel başkanınızdan bunu öğrenecek herhalde. Evet, seçime bir gün kala inşallah. Evet. Peki Batman'la ilgili özellikle değinmek istediğiniz projeleriniz varsa, çünkü proje lazım yine belirttiğimiz gibi. Özellikle değinmek istediğiniz konular varsa onu da değinelim, artık yavaş yavaş da programı kapatırız. Yani Batman'la ilgili dediğim gibi iki OSGB, bir tekstil kent, tıp fakültesi. Evet, çünkü bunlar gözüme çok çarptı projeler. Bu projeler şimdi, bizim Türk ülke geneli projelerimiz. Evet. Bunları da bir yerelleşiyor aynı şekilde. Ufak ufak bir anlatmak isterim. Batman'da dediğin az önceki projeler zaten öncelikli projeler. Sonrasında da teknoloji anlamında ve Batman'ın transit nokta oluşunu değerlendirmek anlamında ki sektörlerde hangi sektörlerde bir şeyler yapabiliriz diye kafa yoracağız özellikle. Şunları başlık halinde geçebilir miyiz? Mesela özellikle partinizin en azından hassas olduğu konuları bilelim. Evet, bunları aynen es geçmek olmaz. Çünkü çok güzel projeler var. Türkiye geneli için bu projeler. Öncelikle bizim ilk projemiz, yani şu an amacımız barajı aşmak zaten. Yeni bir parti olduğumuz için ve seçime ilk gireceğimiz seçim olduğu için barajı aşmak. Sonrasında barajı açtıktan sonra, mecliste yer edindikten sonra
elimizden geldiğince ya da iktidar olduğumuzda ilk yapacağımız şey bu yavrucaklarımıza, minicik öğrencilerimize ilkokuldan üniversite seviyesine kadar yol, yurt ve yemek ücretlerini ya yani bunları ücretsiz sunmak ki bizim çocuklarımız, yavrularımız bunu hak ediyorlar. İlk bunu söylediğimde insanlar diyor ki ya bu çok büyük bir hedef ya bunu yapamazsınız. Bunun için bütçe lazım, bütçe yok diyorlar. Ben de ilk duyduğumda ben de dedim ki ya buna nasıl bütçe yettirebiliriz ki? Halbuki en basiti bu. Evet. İnsanlar diyor ki ya böyle bir şey olabilecekse şimdiye kadar niye olmadı ki? Olabilirken yapılabilirdi o zaman diyorlar. Yapmak işlerine gelmemiş şimdiye kadar iktidar olanların. Sadece bu anlattığım bu proje için bu kur korumalı mevduat falan diye bir şey bizim bırtı çıkardılar ya. Evet. Orada o zenginlere dağıttıkları paraları bu projeye aktardıklarında bile yeterli bütçe sağladı. Evet. Bir israf yerinden sadece buraya bir aktarım yapıldığında bile buraya harcanacak bütçe hazır elde, hazinede. İlk dediğim gibi ilk geldiğimiz zaman ilk projemiz eğitimde 3Y projesi. Yol, yemek, yurt. Ondan sonra dev çiftçi programı ile çiftçimize mazot, gübre, tohum, ilaç, sulama ücretsiz verilecek. Yani çiftçinin sırtındaki o yük, ruhundaki o kapkara karanlık kaldırılacak. Çiftçi sadece üretsin. Huzurlu bir şekilde üretsin. Çiftçi ürettiği zaman, huzurlu bir şekilde o üretimi sağladığı zaman gerisi çorap söküğü gibi gelecek. Harika bir şekilde. Ondan sonra emekliler projemiz var. Emek Bank ve Emek Katılım Mevduat Bankası çatısı altında emek katılım sistemi kurulacak. Bu da sadece emeklilerimize özel. Emeklilerimizin faydalanacağı bir banka ve yani emekli maaşlarını bu bankalarda değerlendirdikleri takdirde mevduat hesaplarında bir maaş kadar ekstraları olabilecek bir sistem. Bunu kurmayı düşünüyoruz. Kamulaştırma projesi işte özellikle son zamanlarda devletin çok büyük kurumları özelleştirildi. Bunları mümkün mertebe kamulaştırmaya çalışacağız. Dijital ve Silikon Kent projesi. Hani Amerika'da hep duyuyoruz ya Silikon Vadisi falan. Türkiye'nin de buna açık olduğunu ve böyle bir şeye ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Teknolojik anlamda ilerlememiz gerekiyor. Az önce örneğini verdiğim dikiş nakış kursundan bir yazmayla 100 TL elde edebilecek potansiyel var. Teknolojik bir üründen 10.000 TL, bir projeden 10.000 TL örnek veriyorum. Elde edilme potansiyeli var. O potansiyeli yüksek ürünlere doğru kayacağız. Evet. Onları üretmek için Silikon Kent projesi, eğitim projesi, işte 3Y projemizi zaten anlattık. Eğitim sisteminde hayata geçirilen yeni müfredat ile öğrencilerimizin eğitim ortamlarında hem tahsil görüp hem direkt üretim çarkının içine dahil edilebilecekleri bir sistem oluşturacağız. Bu çok çok önemli bir nokta. Çünkü ben mesela 3 üniversitede eğitim aldım. Hep teorik eğitim aldım. Yani pratikte hiçbir şey yok. Onu biraz daha pratikleştirip öğrencilerimizi çalışma hayatına daha hızlı adapte etmeyi planlıyoruz. Filistin ve Kudüs meselesi bu konuyla ilgili Sayın Öztürk Yılmaz Başkanımızın 11.05.2021 tarihli Filistin'de gerçekler konulu TBMM'de bir konuşması var. Buradan vatandaşlarımıza bunu YouTube'da izlemelerini tavsiye ediyorum. 11.05.2021 tarihli Filistin ve gerçekler konulu TBMM konuşması Öztürk Yılmaz'ın. Orada Öztürk Bey'in Filistin konusundaki tutumunu çok net görecek vatandaşlarımız. Sadece bir one minute çıkışıyla Filistin meselesinin çözülmediğini, çözülmeyeceğini hepimiz görmüş olduk. Daha böyle gerçek adımlarla bu konuya da değinilecek. Enerji politikamız mevcut. Özellikle petrol ve doğalgazla %96 oranında dışa bağımlı bir ülkeyiz maalesef. Son zamanlarda bir Karadeniz gazı falan muhabbeti var ama o Türkiye'nin çarkına, ekonomik çarkına ne kadar dahil edilir, ne zaman dahil edilir onunla ilgili bir bilgilendirme yok. Tüm güneş ve rüzgar enerji sistemlerini teşvik edilerek işte trafik araçları, uygun olan iş makineleri, araçlar falan yenilenebilir enerjiye daha bir yönelim sağlayacağız. Ondan sonra gümrük ve siyasi birlik projemiz var. Bununla ilgili gerekli çalışmalar, adımlar atılacak, yapılacak. Mülteciler sorunumuz var.
biraz muhacir esnaf felsefesiyle insanlarımızın dini insani değerleri sömürüldü, sömürülüyor. Ona bir parmak basacağız, bir el basacağız. Sanayi projelerimiz zaten Batman özelinde. 2 OSGB bir tekstilken bahsettik. Onun haricinde ülke geneli için çalışmalar da mevcut. Sağlık projeleri işte hasta garantili yapılan şehir hastanelerinin hepsini kamulaştıracağız. Çünkü bu hasta garantili hastaneler birilerinin rant uğruna açılmış. Hasta gitmese bile parası birilerinin cebine giren hastane. Yani evet, hastane değil aslında, ticari bir dükkan ticaret gibi oldu. Oralara da el atacağız ve kadın politikamız en önemlisi. Gerçekten biz Yenilik Partisi olarak kadınlara çok ayrı bir değer biçiyoruz ve onlar için bir tık daha çok çaba sarf edeceğiz. Hayatın kaynağı olan annelerimiz ve kadınlarımızın hak ettikleri değer mutlaka verilecek. Kadınlarımızın hayatın her alanında olması gerektiğini düşünüyoruz ki zaten biz hayatın her alanındayız. Evet. Kadınlarımıza eşit oranda temsiliyet ve istihdam ortamı yaratılarak ev hanımlarına özellikle bu konu benim milletvekili seçildikten sonra üzerinde en çok duracağım ve en çok çalışacağım nokta olacak. Ev hanımlarımıza özellikle emeklilik imkanı yasal ve hukuki düzenlemeler yapılarak gerçekleştirilecek. Bunun da buradan sözünü kendim şahsım adına veriyorum. Milletvekili seçildiğinde yakama yapışabilirsiniz. Ev hanımlarının emeklilik düzenlemesi için elimden ne gelirse gerçekleştireceğim. Bu şekilde. Genel olarak projelerimiz de bu şekilde. Son olarak Batmanlara çağrınız. Çünkü seçmede birkaç gün kaldı artık. Evet. Çağrınızı alalım, program kapatırız. Şimdi Batman halkına şöyle bir çağrı yapmak istiyorum. Zaten konuşmamız boyunca minimal olarak her yere değindim. Şimdi Batman'da şöyle bir süreç oluştu. Bir soyadı altında değilseniz, bir aileye mensup değilseniz, bir sülalenin çatısı altında değilseniz artık yürümek imkansız hale geldi. Batman özelinde ben de bunu yaşadım. Şahsım da bunu yaşadı. Yani şuraya üye değilim diye şurada iş imkanı göremedim. Yani çok örneklerimiz var. Onları şu an böyle derine deşmeye, düzmeye gerek yok. Batman'da kendini sahipsiz hisseden, ya şurada şunu yapamıyorum, burada bunu yapamıyorum, burada var olamıyorum, burada benim varlığım sorgulanıyor, ben varlığımı sorguluyorum diyen herkesi Yenilik Partisi'ne bekliyorum. Çünkü herkesi kucaklayan, herkesle olacak bir parti. Ben milletvekili seçildiğimde babamın oğlunu bile kayırmayacağım. Şu an siz beni kardeşlerime sorabilirsiniz. Ablanız hak etmediğiniz bir mevkiye sizi getirir mi diye hayır derler. Kesinlikle biz hak etmiyorsa da ablamız bizim için kılını kıpırdatmaz. Ama o mevkiyi hak etmeleri için, o liyakatı almaları için tabii elimden gelen desteği sağlarım. Batman halkına da yenilik çağrısı yapıyorum. Şimdiye kadar etnik kökenlerinden ötürü bazı partileri destekleyip etnik kökenimize sahip çıkıyoruz diyenler var ama 30 yıldır Batman'a ne geldi, ne getirildi, ne yapıldı? Dini değerlerimizden ötürü şuna sahip çıkıyoruz diyenler var. Tamam, orada yanlışlık yapan 3-5 aile tabiri caizse kasanın %90'ını alıp gidiyorlar. Orada da elinizde hiçbir şey kalmıyor. Onun haricinde başka bir alternatif yok. Herkes şu an Batman'da son zamanlarda zaten milletvekili olarak meclise giden ya da Batman'da siyasi olarak bir namı olan insanlara baktığımızda onlar da yaşlandılar. Onlar da artık bir kenara çekilmeli. Yenilik, gençlik, heyecan, potansiyel, liyakat. Burada da tek tek okuyorum işte eğitim, adalet, özgürlük, hak, hukuk, insan hakları, ekonomik refah isteyen herkesi Yenilik Partisi'ne bekliyorum. Gelin hep birlikte yenilenelim, güzelleşelim, güncellenelim inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir program oldu. Nasıl geçtiğini de anlamadım Mehmet Bey. Çok sağ olun. Çok güzel oldu. Tekrar vatandaşlarımızı selamlıyorum. Bu videoyu izleyen herkesi tek tek kucaklıyorum. Yenilik Partisi'nde görüşmek üzere diyorum. Sağ olun. Evet, programımızın sonuna geldik. Konuğumuz Yenilik Partisi Batman 1. Sıra Milletvekili adayı Sayın Sevde Eren Turan'dı. Kendisiyle hem yereli hem de geneli konuştuk. Tabii buradan bir kez daha biz de kendilerine başarılar diliyoruz. Yeni programda tekrar görüşmek dileğiyle.